Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eda. Kanalıma hoş geldiniz. 1910 abone olmuşuz. Çok teşekkür ediyorum herkese ayrı ayrı. Abone olan parmaklarınız dert görmesin. Instagram'dan da takip ediyorsunuz. Eda Elsem İnce Sözde. Videoları beğeniyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz. Aranızda tartışıyorsunuz, mesajlaşıyorsunuz. Yani saygı çerçevesi, sevgi çerçevesi içerisinde olduğu sürece problem yok. Ama bazen dozu da aşıranlar oluyor. Boş verin, her şeyi önemsemeyin, her şeyi takmayın. İyi de olacak, kötü de olacak, güzel de olacak, çirkin de olacak. O yüzden hiç problem yok. Herkesin daha önce kutladığım gibi Ramazan ayını, 11 ayın sultanını tekrar kutluyorum. Herkes ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla beraber ağız tadıyla bayramlara ulaşmamızı vesile etsin bu ay bizim. Rabbim tabii ki bu da Rabbim de nasip etsin. Bayramı görelim. Ben hep böyle hüzünlenirim. Nasıl hüzünlenirim? Rabbim bir mesela işte Ramazan ayına gireriz. Ama dedim ki ay Rabbim, Allah'ım ne olur bayrama bizi çıkar. İşte ömür ver ne olursun. Bir de şeye çok üzülürüm ben. Bayram günü vefat eden insanlara çok üzülürüm. Ay inanamazsınız yani bayramı kara geçirici ay diyemedim de işte kusura bakmayın dilim sürüştü yani bayramı kimseye kara getirme ya Rabbim, herkes bayramda mutlu olsun yani bayramları Azrail o gün onu yani onu işte söylesin emretsin ne olur. Bayramları, Kurban Bayramları, Ramazan Bayramları, insanların mutlu günlerinde kimseye Rabbim ani vefatlar vermesin. Ben çok üzülüyorum. Hep dua ederim. Allah'ım ne olur bizi bayramı göster, bayrama çıkar diye. Rabbim çok şükür bu yılda nasip eder. Bu yılda görürüz inşallah. Bayramın tatlı telaşını, işte maneviyatını hep beraber yaşarız inşallah. Başka yani mübarek bir aydayız. Bütün nefislerin köreltildiği, kendimizi dinlediğimiz bazı duygulardan, bazı düşüncelerden arındığımız bir ay. Bunları zaten biliyorsun, anlatmama gerek yok. Ben de ne yapayım, Ramazan'da evdeyim. Hiç herhangi bir şey yapmadım, herhangi bir yere gitmedim. İnsan her istediği her zaman olmuyor. Hayat bu. Bazen tökezliyorsunuz, bazen koşuyorsunuz, bazen yatalak oluyorsunuz. Mecazi anlamda söyledim, anlamışsınızdır. O yüzden bu sene evdeyim ben. Geçen sene de evdeydim bu arada. Ne yapayım? Yani biliyorsun yalnızlığımı paylaşan aşkım var. Aşkım derken küçük evcil hayvanım benim. Onunla beraber oturuyoruz kukuman kuşları gibi, bekliyoruz, akşam oluyor, yemeğimizi yiyoruz, işte ne bileyim komşu gezmelerine gidiyoruz, arkadaş gezmelerine gidiyoruz, o yemeği çağırıyor, o bir yere gidiyor, ben çağırıyorum, küçük küçük bir şeyler yaşıyoruz, paylaşmak güzeldir, lütfen paylaşın. Acıyı da paylaşın, mutlu da paylaşın, sevinci de paylaşın, hüznü de paylaşın. Yani bir şeyleri paylaştıkça kimisi çoğalır, kimisi azalır. O yüzden öyle vallahi sıkıldım evde, bir şey de yaptığım yok, ettiğim yok, şey yapayım yani video çekmiyorum, etmiyorum. Ramazan ayında tuhaf konulara girmek istemiyorum. Bir sürü mesajlar gelmiş yine. Mesaj derken yorum gelmiş, o yorumları tabii hepsini siz görmüyorsunuz. Onlardan doğrultusunda yine tuhaf tuhaf şeyler sorulmuş, tuhaf tuhaf şeyler. Arkadaşlar biz Mars'tan gelmedik. Bir önceki videoda da yazdım bunu açıklama bölümüne. Yani biz de normal insanlarız. Bu kadar basit. Yani aklınızdaki şeylerden lütfen arının. Yani herkesi aynı teraziye koymayın veya koyduğunuz terazinin ne bileyim ne kadar tartabilecekse vicdanınız, merhametiniz, kalbiniz o kadar insanların omuzlarına yükleyin. Yani o teraziye böyle parmağınızı basıp da iman gücüyle değil de böyle insan gücüyle oraya basıp da böyle bazı şeyleri dengesini bozmaya çalışmayın lütfen. O yüzden o tarz konulara girmiyorum artık.
Şunu söylüyorum, önce insan, etiket yaftayı yapıştırmak kimsenin haddine değil. Yani tövbe yarabbim, ay sağ ol. Ramazan, mübarek Ramazan günü insan ağzını ve kalbini lütfen bozdurmayın. O yüzden aynısı konuşmak istemiyorum ben bu konuda. Ne yapıyoruz? İşte ay şey yapıyorum ben, spor yapıyorum. Ramazan'ın başından beri. Ben nacizane, kusura bakmayın, mide rahatsızlığım var birazcık, o yüzden tutamıyorum. Üzülüyor muyum? Tabii ki üzülüyorum. İnsan ister ki her şeyini dört dörtlük yapsın. Tabii insanız, hata yapabiliriz, her şeyi dört dörtlük yerine getirmeyebiliriz. O yüzden ben Ramazan'da kendimi spora verdim. Sabahları kalkıyorum, bir saat yürüyorum veya koşuyorum. Hepsi spor dediğim de o yani. Bazı egzersiz hareketleri yapıyorum. Sonra ne yapıyorum? İşte duşumu alıyorum. Diyet kahvaltımı yapıyorum. Ondan sonra saçımı başımı yapıyorum. Böyle birazcık tabii bakım şart. Bakımsız hiç kimseyi, yani ne olursanız olun hiç önemli değil. Bakım herkese şarttır. Göze hitap etmek, her an bir arkadaşınız yemeğe çağırabilir, her an kapı çalar birisi gelebilir, bir arkadaşınız geçer gelir, yoldan geçerken uğramak ister falan. Herkesi öyle ev haliyle karşılamayı ben sevmiyorum. O yüzden 7-24 bakımlıyım anacığım, yapacak bir şey yok. Herhalde bu da günah değildir sonuçta. İnsanın kendini iyi hissetmesi, kendini ne bileyim mutlu hissetmesi her şeyle olabilir. Dış görünüş olur, kıyafet olur, ne bileyim. Takıp takıştırdığı olur. İnsanın iyi hissettiği bir durumlar vardır yani. O yüzden ben böyle yani, benim doğam böyle, yapacak bir şey yok. Seviyorum ben bakımlı olmayı, makyaj yapmayı. Zaten küçüklüğümden beri makyaj yapmayı çok seviyorum. Böyle hanım hanım çık, böyle asortik evde oturmayı hoşuma gidiyor. Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Öyle mutlu oluyorsam öyle yapacağım. Ondan sonra başka ne var? Başka da şu an aklıma gelen... Ay, mis gibi pide kokusu geliyor burnuma sanki. Tabii ben pide yiyemiyorum. Hamur ve karbonhidrat yasak. O yüzden protein ağırlıklı besleniyorum. Yani yiyorsunuz aslında, protein ağırlıklı şeyler yiyorsunuz ama yani böyle hani aç kalmak değil, aç kalmıyorsunuz. Ne bileyim, 3 yumurta kaynatıyorsunuz, domates, salatalık, yeşil biber, biraz peynir, 2-3 zeytin, şekersiz çayla zaten bir öğününüzü tamamlamış oluyorsunuz yani, o da size yetiyor. Yumurta zaten çok tutuyor biliyorsunuz. Akşamları da bir tavuk göğsünü teflon tavada çevirebilirsiniz veya demir döküm bir tavanız varsa onu da çeviriyorsunuz. Yanına yeşil bir salata, salatası bol olabilir. Ayran, ekmeksiz. Yani bu da sizi doyuruyor yani. Arada da ne bileyim kuru yemiş yersiniz, badem, ceviz yersiniz, fındık yersiniz ara öğün olarak. Bir tane meyve yersiniz, elma olur. Ne bileyim zevkinize veya dolabınızda ne varsa ona göre. Diyet yapmak evet zor bir aşama. Kız konu nereden nereye geldi? Zor bir aşama. Bunun tabii ki uzmanlar söylüyor. Tek başına diyet bir yere kadar ama spor ve diyet %81 oranında şey veriyormuş, sonuç veriyormuş. Gerçekten de öyle. Yani şimdi yağ yakıcı ürünler de çıktı. Ben yağ yakıcı bir ürün de kullanıyorum. Isı enerjisini vücut, yani ilacı yutuyorum. Ondan sonra koştukça kana karıştıkça ısı enerjisi vücudun ısındığını ve o ısının da yağlarınızı parçaladığını, yağlarınızı erittiğini söylüyorlar. Yani o açıda termo burn, yani ısı enerjisiyle, ısı ateşiyle yağlarınız yakılıyor. Gerçekten de öyle. Benim kullandığım ürünler güzel ürünler. O yüzden ben faydasını gördüm. Gerçekten yani 5 günde nasıl faydasını gördüm derken, işte diyetle beraber yaptığınız zaman faydasını görüyorsun. Hiç olmazsa şimdi ben 5 günde bir ödem attım. Ne bileyim, birazcık içimi daha rahat hissediyorum. Çünkü önceden çok karbonhidratlı, proteinli,
ne bileyim işte hamburgerde olsun, olsun bu olsun, şu patates olsun, onlardan yiyordum. Şimdi öyle şeyler yemiyorum. Gerçekten 5 gündür de içim gayet içim rahat hissediyorum. Sindirim sisteminde problem olmuyor. Ne bileyim daha sağlıklı uyuyorum, daha spordan sonra güne daha zinde başlıyorum, daha dinç oluyorum. Arada vitamin takviyesi yapabilirsiniz. Bitkisel yani bitkisel olan ilaçlardan ya da ne bileyim var işte piyasada vitamin ilaçları, onlardan da vitamin alabiliyorsunuz. Bitkisel vitaminler ne var onları bilmiyorum. Uydurdum galiba şu an. Bitkisel vitamin ne var ayol? İşte ne bileyim bitkisel vitamin nedir? Yeşil biber olabilir, onlardan brokoli olabilir. Yani A, B, C, D, B16, B küsur vitaminler içeren sebzeler yiyebilirsiniz. Yeşillikler yiyebilirik. Beta karoten içeren yiyecekler de yiyebilirsiniz. Biberde, yeşil biberde çok fazla var. Bunlarla da vitamininizi almış olabilirsiniz. O yüzden yani bu sağlık, her şeyin başı sağlık. Sağlam vücut, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Biliyorsunuz. Ulu Önder Atatürk'ümüz akif sözüne yok. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Ay bakar mısın? Diyecekler ki onu bilmiyorsun. Tabii ki ince Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün söylediği. Ay sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Evet yani atasözü değil, atamın sözü, bu kadar basit. Ay neyse. Öyle işte. O yüzden herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Ramazan'ı dediğim gibi inşallah Rabbim bayramları görmemiz için, bayramları görmemize vesile olur, nasip eder. O yüzden şimdilik teşekkür ediyorum herkese. Görüşmek üzere diyorum. Bye.